Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir bisküvi pasta hazırlayacağız. Pastamızda hem böyle cici bebe kullanacağız hem normal bisküvi kullanacağız. Çok lezzetli, farklı olacak. Böyle görüntüsü normal bir bisküvi pasta görüntüsünde fakat lezzeti daha da güzel olacak. İki çeşit bisküvi kullandığımız için ilk önce arkadaşlar kremasını hazırlıyoruz. Kreması için 2 su bardağı soğuk sütü çırpma kabına koyuyorum. Üzerine de 2 poşet toz krem şanti ekliyorum. Krem şantili bir pastamız olacak. Çok pratik ve çok lezzetli. Hemen katılaşıncaya kadar şantiyi çırpıyorum. Çırpmış olduğum şantiyi geniş bir kabın içine alıyorum ve Cici bebe bisküvileri güzelce içine parçalıyorum. Bir paket küçük paketlerden Cici bebe bisküvi yeterli geliyor. Krem şantiyi güzelce bisküviye yediriyorum, karıştırıyorum. Sadece krem şanti ile de yapılabiliyor. Fakat bu bebe bisküvisi çok güzel bir lezzet veriyor. Hem de kıvamını toparlıyor. Şimdi kakaolu bisküvileri süte bandırıp tepsime yerleştiriyorum. Kakaolu bisküvide de gördüğünüz gibi ben böyle küçük olan bisküvilerden kullandım. Arzu ettiğiniz bir kakaolu bisküvi kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez hangisini istiyorsanız. Bu bisküviler biraz daha dolgun olduğu için daha böyle e, kek e, tadında oluyor. Onun için bunları tercih ettim. Ve şimdi kremanın üçte birini güzelce her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bisküvileri bebe bisküvilerinin içine kırarken e, çok iri parça bırakmamaya dikkat edin yoksa içinde böyle çok büyük büyük olacaktır. Bu da düzgün bir görünüm sağlamayacaktır. Şimdi tekrar ikinci kat bisküvi üzerine yerleştiriyorum. Süte bandırarak ve yine kremadan üzerini kaplayacak şekilde sürüyorum kremayı sürerken 3'e böldüm arkadaşlar. 3'te birini kullandım. Şimdi diğer geride kalan 3'te ikisinin yarısını kullanıyorum. 3 kat krema süreceğiz yani. Ve şimdi tekrar aynı şekilde yine bisküviden yerleştiriyorum. 4 paket kakaolu bisküvi kullandım ben arkadaşlar. Böyle küçük olan paketlerden. Alt sırasına gördüğünüz gibi yetmedi. Oraya da normal bisküvi koydum. Bu şekilde normal kakao bisküviyle de hazırlayabilirsiniz. Ve geride kalan artık krem şantinin hepsini pastamın üzerine koyup eşit bir şekilde düzlüyorum. Islatmak için de arkadaşlar bir su bardağı süt yeterli geliyor. Şimdi üzerinin çikolata ganajını hazırlıyorum. Çikolata ganajı için bir kutu kremaya ihtiyacımız var. Fakat ilk başta kremanın yarısını tavaya koyuyorum ve ısıtıyorum. Çikolataları da gördüğünüz gibi gelişi güzel kırdım. Ve hemen içine ekliyorum. Kaynama noktasına gelmesi yeterli. Ve çikolatayı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar. 2 paket sütlü çikolata kullandım. Miktar olarak da 80 gramlık bir paket 160 gram oluyor. Ve şimdi ayırmış olduğum sıvı kremayı içine ekliyorum ve karıştırıyorum. Bunu bu şekilde yapmamdaki amaç çikolatanın hemen soğumuş olması gerekiyor. Daha doğrusu soğutmak için beklemek istemediğim için ve hemen üzerine koyuyorum. Çünkü artık baya bir ılık, soğuğa yakın kremanın hepsini koymadığımız için hiç beklememize gerek kalmadı. Pastanın üzerine koydum. Sıcak olarak koyarsak eğer eritir krem şantiyi ve üzerini kapatıp bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. En az 3-4 saat dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Güzelce dinlenirse sonuç güzel olur. Vaktiniz var ise mutlaka bir gece dinlendirin. Ve artık çikolatası da bakın çok güzel dondu. Dilimleyerek servis yapıyorum. Arzu ettiğiniz boyutta kesebilirsiniz. Çikolatayı krema ile erittiğimiz için arkadaşlar üzerinde fazla donmuyor. Gördüğünüz gibi krema tadında nefis bir ganaj oluyor. Süsleme tamamen size kalmış. Fındık, fıstık ne ile süslemek istiyorsanız onun ile süslemesini yapabilirsiniz. Evet, bakın pastamız hazır. Servis tabağını alıyorum. Üzerine vişne, çilek, arz ettiğinizi koyabilirsiniz ve karamel sos gezdiriyorum. Çok yakışıyor, inanın. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu bisküvi biraz daha kalın olduğu için, bakın arkadaşlar arasında bir kek görünümü veriyor. Daha dolgun dolgun oluyor. Şöyle tam olarak kıvamını da göstermek istiyorum yumuşacık, çok güzel, tam kıvamında pastamız hazır. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.